Türk kültürüne ve Türkçe'ye damgasını vurmuş kelimelerden ikisi ev ve konaktır. Değişik iklimlerde ve değişik dönemlerde çok farklı ev şekilleri gelişti ama bunlara verdiğimiz ad yani ev hiç değişmedi. Ev yanında Selçuklular döneminde hane kelimesi de ev anlamında kullanılmaya başlandı ve hala kullanılmaya devam ediyor. Ev oturulacak yerin genel adıdır. Şekli ne olursa olsun kişinin ve ailenin oturduğu yer evdir. Yurtsa evin bulunduğu coğrafyayı gösteren bir tabirdir. Yer yurt deyişinde de belirtildiği gibi yurt ister yazlıkta ister kışlakta yerleşilen yer toprak anlamını taşır. Türk köy kasaba ve şehirlerine baktığımızda çoğunun sinir diye adlandırılan yamaçlara yapıldığını görürüz. Şehirler mahalleler halinde plansız fakat doğal dokuyla tam bir uyum içinde gelişmiş ve genellikle bir caminin veya çeşmenin etrafında kurulmuştur. Ovadaki yerleşimler daha sonraları nüfusun artmasıyla yaygınlaşmıştır.